Arkadaşlar merhaba. 18 Haziran TYT denemesinin tarih sorularını çözeceğiz. Birinci soruyla birlikte başlayalım. Hunların baskısıyla 375 yılında Doğu Got Krallığı'nın çökmesi, Avrupa'nın güney ve batısına doğru dalga dalga yayılan istila hareketlerine yol açmış. İlk gelen bizim Gotlar İspanya'ya, ikinci dalga olan Vandallar, Suevler ve Burgondlar Ren Limanı aşarak güneye, üçüncü dalga sonunda Ostrogotlar İtalya'ya, Anglo-Saksonlar İngiltere'ye yerleşerek bu bölgelerde yaşayan yerli halk ile kaynaşmışlardı. Bu gelişmeler dikkate alındığında çıkarımlarından hangileri yapılamaz? Avrupa'nın etnik yapısında değişikliklerin yaşandığını, evet arkadaşlar İngiltere'ye çıkan Anglo-Saksonlar o bölgede bir etnik değişikliğe neden olmuştu veya diğer kavimlerin göç ettiği bölgelerde bir etnik değişiklik olmuştu. Germen kavimlerinin batıya doğru göç etmesiyle ulaşılabilir. Avrupa'da siyasal istikrarlık tamamen sağlandı. Bu yapılamaz arkadaşlar. Zaten yukarıdaki bilgide verilen şey kavimler göçüdür. Bu durum sonucunda Roma İmparatorluğu ikiye ayrılıp daha sonra Batı Roma İmparatorluğu çökmüş. Ondan sonra da Germen kavimleri kendi devletlerini, krallıklarını kurarken yaşadıkları mücadeleler feodal sistemin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Hiç kimse tam hükümran değildi. Bu da siyasi istikrarın olmadığını gösteriyor. Onun için bu yorum yapılamaz. Avrupa'da güçlü krallıklar kurulamaz arkadaşlar. Çünkü söylemiştik hiç kimse tam anlamıyla hükümdar değil. Kavimler göçünden bahsediliyor çünkü burada. Feodal sistem var. Derebeyler güçlü. Kral siyasi otoritesini belli şartlarla bu yereldeki derebeylerle, senyörlerle paylaşıyor arkadaşlar. Bu nedenle iki ve üçüncü bilgiler doğru değildir. Cevabımız E şıkkı olacaktır. İkinci sorumuza geçelim. 9. sınıf öğrencileri Türkistan bilginleri ile ilgili yaptıkları araştırmada aşağıdaki bilgileri vermiştir. Buna göre öğrencilerin verdiği bilgilerden kaç tanesinin doğru olduğu söylenebilir? Ayşe, Farabi Aristo'dan sonra Muallim Sadi, ikinci öğretmen. Doğrudur arkadaşlar. İbnül Heysam fizik alanında çalışmalar yapmış. Optik biliminin kurucusu. Doğru. Gazali, tasavvuf, İslam felsefesi ve mantık konularında eserler vermiştir. Evet. İbnül de zaten bir atışmaları var. Yani atışmalar da eser üzerinden birbirine. Evet, İbn Sina felsefe ve tıp alanında. Doğrudur. İbn Faldan da arkadaşlar döneminin bilgini ve seyyardır. Zaten Türk bölgesine yaptığı, Kafkasya'nın kuzeyine doğru yaptığı önemli İbn Faldan seyahatnamesi adlı eseri de vardı. Bu nedenle baktığımızda hepsinin doğru olduğunu görüyoruz. Cevabımız E şıkkı olacak. Üçüncü sorumuza bakalım. İngiltere'nin geleneksel Osmanlı siyaseti, Osmanlı'nın toprak bütünlüğünü korumak ve hasta adam olarak tabir edilen Osmanlı Devleti'ni Rusya ve Fransa'ya karşı zaman zaman korumak şeklinde olmuştu. İngiltere'nin bu politikasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? Sömürü yollarını güvence altına almak olacak arkadaşlar. Yani Osmanlı Devleti'ni İngiltere'nin korumak istemesi. Düşündüğünüzde kafanızda canlandığında Osmanlı'nın bugünkü Mısır, Suriye, Filistin gibi Kızıldeniz'in olduğu çevrelere hakim olan topraklarını geniş bir alana sahip olduğunu düşündüğünüzde Osmanlı Devleti'nin bu toprak bütünlüğünü korumak isteyen İngiltere bu Kızıldeniz üzerinden sömürge yollarını, Hindistan'a doğru giden sömürge yollarını kontrol altına tutmak istemişti. Bunu da Osmanlı'yı koruyup kollayarak olduğunu düşünmüş. Onun için zaman zaman da Rusya'nın o bölgede inmesini engellemek için Osmanlı'nın toprak bütünlüğünü daha kendisi için yararlı olduğunu düşünmüştü. Diğer bir örnekte hatırlayacaksınız arkadaşlar. Napolyon'un Mısır'ı işgali, Fransa'nın Napolyon Bonaparte liderliğinde Fransa'nın Mısır'ı işgalinde de İngiltere Osmanlı Devleti'ne yardım etmiş ve bölgeye asker göndermişti. Bunun da aynı şekilde temel amacı o bölgeden Hindistan'a giden sömürge yollarını kontrol altında tutabilmekti. Bu nedenle de Osmanlı'nın toprak bütünlüğünü zaman zaman savunmuştur. Cevabımız A şıkkı olacak. Dördüncü sorumuza baktığımızda birinci durum Londra Konferansı'na hem İstanbul hem de TBMM hükümeti çağrılmış. İkinci durumda da Bonn Konferansı'na sadece TBMM hükümeti katılmış. Bu durumlara bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Sevgili arkadaşlar Londra Konferansı Batı cephesinde Yunan kuvvetleriyle yaptığımız Birinci Yunan Zaferi'nden sonra gerçekleşen bir konferanstı İtilaf Devletleri'ydi. Burada İstanbul hükümetini çağırmışlardı ve İstanbul hükümetinin temsilcilerin içerisinde bir tane de TBMM temsilcisi olsun demişlerdi. Ancak doğrudan katılmayı kabul çağrılmadığı sürece doğrudan katılmayı kabul etmeyen TBMM'nin bu girişimleri sonucunda doğrudan çağrılmış ve Londra Konferansı'nda İtilaf Devletleri TBMM'yi resmen hukuken tanımış olmuşlardı. Milli mücadelenin savaş cephe dönemi bittikten sonra Lozan Konferansı'nda da aynı şekilde bir tutum sergilemişler ve Londra Konferansı'ndaki bu durumla karşılaşmak istemeyen tekrardan TBMM de saltanatı kaldırarak arkadaşlar zaferin ve Türk milletinin gerçek temsilcisi olduğunu göstermiş. Bu nedenle de
Türk milleti adına sadece TBMM hükümeti katılmıştır Lozan konferansına. Bu bilgilerden yola çıktığımızı söyleyebileceğimiz şey arkadaşlar, TBMM hükümetinin önemimiz süre içerisinde arttırılır. Gittikçe güçlendirilir. Evet, beşinci sorumuza geçelim. 30 Kasım 1925'te kabul edilen bir kanunla tekke, zaviye ve türbeler kapatılırken toplumsal yaşamda ayrıcalık ifade eden şehirlik, dervişlik, dedelik, müritlik gibi unvan ve lakapların kullanılması da yasaklanmıştır. Bu düzenlemelerle aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenebilir? Kamu hizmetlerinden herkesin yararlanması. Hayır arkadaşlar. Dini duyguların sömürülmesinin engellenmesi. Doğru cevabımız 5 şık olacak. Çünkü şeyh, derviş, dedelik, müritlik gibi unvanlar, lakaplar yasaklandı arkadaşlar. Yani din ve devlet işleri veya din toplumun laikleşmesi anlamında önemli adımlar atıldı. Bu nedenle de dini duyguların da sömürülmesinin de önüne geçilmiş oldu. Doğru cevabımız 5 şıkkı olacak.